Bir giriş yapalım şöyle. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün atölyemizde Bugün sizlerle ekranda gördüğünüz nacizane resmimizi yapacağız. ama tişörtün üzerine ve kumaş boyasıyla farklılık Evet. var. Şimdi şöyle başlıyoruz. Bir istediğimiz boyutta bir tabak alıyoruz. Ben çok büyük istemedim böyle bir abartmayayım diye. Göz kararı şöyle ortalıyoruz. Yani Çizelim o zaman etrafında. Şey falan da olabilir. Şöyle köşeden falan geliyor falan. Bir şeyler yapıyor ya da şu tarafında falan. Ya da kolunda. İstediğin Aa, yere yapabilirsin. tamam. Evet, şimdi önce arka planı yapacağız. Hı. Çizdiniz mi? Evet. Girdik. Tamam, sarıyı sıkalım birazcık. Tamam. Böyle. Böyle orta kalınlıkta bir güzel. Şimdi sarı beyaz. Beyazı biraz fazla koyun. Sarı beyaz sıkın. Bir de diğer bir bölmeye de kırmızı sıkın. Ben daha yeni açtım ya, böyle suyu üste çıkmış. Biraz karıştırıyorum o yüzden. Aynen, karıştırıyoruz. Tamam. Sende hangi Bir de renkler var bu arada? Ona göre şimdi yolumuza devam edelim. Hani renkler dedik ama belki fazla almış olabilirsin. bende mi? Hı-hı. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı, siyah, beyaz. Tamam, güzel. Bir de kırmızı mı dedim? Evet, kırmızı da sık. Tamam. Mavi de hafiften şey Ben yapalım. bütün renkleri sıkayım o zaman. Ya. Yok, yeşil sıkma. Yeşile gerek yok. Tamam. Bak, maviyi de sık. Şu an şu Tamam. dördünü sık. Beyazı birazcık daha fazla sık. Ya Maviyi benim çok az zaten sık. böyle tüp gibi ya. Böyle kalsa okey yani. Öyle kalmasın çünkü karıştıracağız. Ha, tamam, Bir anladım. yere sık yani. Sık dediğim işte fırçayla al bir yere koy yani. Tamam. Ondan sonra cima şunun üstüne birazcık beyaz ekleyelim. Çok koyu yani çünkü. Ondan sonra bunun üstüne de birazcık kırmızı ekleyelim. Bakalım ne renk olacak. Bak, karıştırıyorum, görüyor musunuz önce? Hı. Biraz maviye kaçtı, biraz daha kırmızı koyacağım. Bu arada bunu yaptıktan sonra bir de ütülemek gerekiyor yıkandığında çıkmaması için. Çıkmamasını Tamam. istiyorsan. Tamam. Onu da söyleyeyim. Mor yapmak da benim en sevmediğim şey, çok zor. Şu an mor mu yapıyoruz? Şu an ben mor yapmaya çalışıyorum. Siz de mor yapmaya çalışın. Tamam. Hafiften bir mavi sık, üstüne beyaz kat, açık mavi olsun, onu bir gör. Sonra onun üstüne kırmızı ekleye ekleye. Tamam. Böyle koyu bir mor oldu bu. Biraz beyaz mı koysam? Zaten biz kendi sanatımızı yaptığımız için illa aynı renkleri yapmaya gerek yok bence, sizce. Ben Bence de tatlı bir mor yani yakaladım ama. hoşunuza gittiyse, okey olursanız o mora. Aynen, ben de yaptım mor. Tamam mı? Tamam. Ben de birazcık açacağım şunu. Şöyle yapacağım. Daha dilim kaçsın. Hı. Evet, tamam, benimki de hazır. Şimdi o zaman aşağıdan başlayalım. Şu beyazlıktan. Tamam.
Yorumculara geldiniz mi bu arada? Geldim. Biraz keskin bir geçiş oldu ama. Onu biraz suyla böyle yumuşatabilirsin alta doğru. Bak burada da keskin bir geçiş oldu mesela. Şöyle hemen incecik biraz suyla hemen kendine geliyor. Şimdi turuncu bölümü de yaptıysak kırmızıya doğru yavaştan bir geçiş yapalım isterseniz şöyle. Kırmızı pembe hatta. Şöyle. Yavaş yavaş kaynaştıra kaynaştıra. Su da bol bol kullanmaktan çekinmiyoruz. Şöyle bir göstermek ister misiniz bana? Tabii. Evet, çok güzel. Çok hoş olmuş. Bayağı yaklaşmış. Oo, bayağı iyi. Evet, me like yağlı boya. Bayağı güzel. Yağlı boya çok güzel bir şey ya. Çok güzel oluyor. Kurutayım yani ben ya. Şimdi gerek yok. Bence bütün arka planı yapalım. Ondan sonra tutarsın. Sonra ağaçlara geçtiğimizde sıkıntı yaratmasın. Aynen. Yavaş yavaş pembeye geçiş yapalım. Beyazla kırmızıdan öyle çok azıcık. Böyle. Pembeye de geçiş yaptık. Yaptınız mı? Yapıyorum şimdi. Dediğim gibi ekrandakinin çok aynısı olmasına gerek yok. Nasıl? İsterseniz öyle akışları yapabilirsiniz. Hani renkler falan da benimkiyle alakası yok şu an. Ekranda gördüğümün. Kafama göre akıyorum açıkçası. Tamam, tamam. Mesela bazı yerlerde daha çok beyaz yoğun. Yaparsak mesela bir ışık gibi gözüksün. Şöyle. Ben şuraya biraz daha turunculuk katmak istedim. Aynen, ben de biraz daha turunculuk katacağım. Sarım çok yer kapladı. Büyük oldu bayağı. Evet, değil mi? Bence de. Bir de suyla oraları kaynaştırmayı ihmal etme. Böyle çok keskin geçiş yapmasın. Bunu yaptıktan sonraki o ütüleme aşamasını da anlatırsın bize. Tamam, anlatırım. Sonra 30 derecede falan şeyde makinede yıkasak sıkıntı olmaz değil mi? Yok yok, hiçbir şey olmuyor ütüledikten sonra. Süper. Ben yavaş yavaş mora geçiş yapıyorum. Hazır mısınız? Aynen. Şöyle lila gibi bir renk yaptım ben. Sınırlarına dikkat ede ede. İsterseniz çevresine bir çerçeve gibi bir siyah falan çekebiliriz de. Gerek var mı bilmiyorum. Kurşun kalemizi gözükmesin diye belki. Ya ben birazcık taşıra taşıra yaptım açıkçası. Kurşun kalem çok görünmüyor. Ha, tamam o zaman. Evet. Gerçi kurşun kalem yıkanınca geçiyor zaten. O sıkıntı olmaz. Thank you.
kısmını biraz daha koyu morla yaparsak detay tamam. Böyle bir güzel gözükür. Ortalara doğru açıklaşsın. Üst taraflar daha koyu olsun, net olsun. Pembeyle morun geçişini de böyle suyla şöyle şöyle hareketler yaptım zaten kaynaşıyor ama. Bak böyle. Eğer orası kuruduysa da aynı renkten tekrar fırçanı alıp tekrar üstüne. Şöyle şöyle. Tamam. Bu arada moru güzelleştirmek için önce açık maviyle sonra pembeyi ayrı ayrı yapıp o ikisini birleştirirsen daha hoş bir mor olur. Tamam. O zaman ağaçlara başlayalım. İnce bir tamam. En ince fikri bulalım şimdi. Ne yapayım? Olabildiğince kalsın. Şimdi biz siyah dökmemiştik. Siyah dökelim hafiften. Azıcık. Aralara da kırmızı ekleriz. Biraz kırmızılık gördüm sanki. Şimdi nasıl yapıyoruz ağacı? Önce gövdesinden başlayalım. Yine tıpatıp aynısı olmak zorunda değil tabii ki de, değil mi? Yo, değil. Başlıyorum. Şimdi şöyle. Şöyle kafamda böyle bir belirliyorum. Mesela bir tanesi buradan başlasın. Bir tanesi şuradan başlasın. Şöyle buluşurlar. Buluşma noktalarını belirleyeceğim önce. Bir tanesinin tepesi burada olsun. Bir tanesi de burada olsun. Başlama noktasında şöyle ayarlayalım. Buradan başlasın bir tanesi. Bir tanesi de şuradan başlasın. Bunları belirledik mi? Birleştirmek çok kolay oluyor. Hafiften şöyle kırmızıya da bandıralım da simsiyah olmasın ağaç. Tamam. Biraz daha şu, hatta biraz da mora bandırabiliriz belki. Yani palette ne varsa şu an kaldırın bir şeyleri. Evet. Şimdi şöyle mesela elimi sabit tutuyorum bir yerde. Sadece parmaklarımı hareket ettirerek düz bir şekilde yukarı çıkması için. Böyle yaptık mı zaten dümdüz çıkıyor bak elin izi aslında. Biraz daha boya alıyorum. Aynı şekilde buradan yine. Yamuk mumuk olmuş. Önemli değil. Onu zaten daha kalınlaştırarak düzeltebiliriz. Tamam. Temelini attıktan sonra gerisi kolay oluyor. Suya bandırmayı unutmayın ki biraz böyle boya kuru kuru kalmasın. Yoksa pörçük pörçük çirkin gözükür yani. Böyle biraz daha akışkan gitsin çizgi. Arasına biraz kırmızı ekliyorum.
Çok gözükmüyor galiba ama. Şöyle şöyle ışık gibi. Yaptınız mı? Aynen. Şunu biraz daha kalınlaştıracağım bu arada. Ben üstü çok kalın olmuş çünkü. Tamam, ikincisini de aynı şekilde birleştirelim. Şöyle yuvarlak çevireceğim birazcık daha rahat etmek için. İki tane mi yapacağız şey palmiye? İki tane yapıyorum. Tamam. Sen bir tane istiyorsan bir tane fark etmez. Hatta ben üç tane mi yapsam diye düşündüm. Ha, üç tane de yapabilirsin. Arasına şöyle kırmızı kırmızı lekeler eklerseniz çok güzel gözüküyor bence. Tamam. Tamam, yapraklara geçiyoruz o zaman. Şimdi yaprakları da önce nereden gelecekleri o beşer, kaça bölmüş? 6, 7 yani bölmüş. Kaça böldüyse artık şöyle bir çizgi çekeceğim. Önce çizgilerini belirleyelim. Onun üzerine yaprakları ekleyeceğiz. Şöyle. Yine tıpatıp aynısı olmasına gerek yok. Tamam. Kafamıza göre. Artık nereden geliyorsa yaprak şöyle. Bir tane daha yapayım galiba. Şöyle bir tane daha ekledim. Yine suyu bol bol kullandım. Tamam. Çizgileri çektiysek bir tane daha getiriyorum. Yaprakları da kafamıza göre her zamanki gibi şöyle fıt tık tık tık. Fırçanın el verdiği kadar. Daha ince fırça varsa daha ince fırça alacağım ben. Sizde de varsa eğer. Yoksa da elinizdeki fırçanın ucunu hafif hafif yaparsanız olur zaten. Ben Malibu yerine Özo Art yazacağım aynı. Çok güzel olur. Öyle merkezden dışarıya doğru yaprakları pıt tık 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 çıkartalım. Bu yaprakların arasına da kırmızıyla ışık verebilirsiniz. Ben diğer ağaca geçiyorum şimdi. Geçiyor musunuz? Geçelim. Yine aynı şekilde damar mı denir buna, ne denir? Temellerini atalım.
şu ağacın dip taraflarını yapraklarına kıyasla daha koyu yaparsak daha gerçekçi durabilir. Şöyle biraz gölge ekleyeceğim. İlk ağaç biraz kurumaya başlamıştır. Ben üstüne biraz daha kırmızılıklar ekliyorum. Tamam. Birazdan hatta beyaz ışıklar da ekleyeceğim hafif hafif. Abartmadan tabii. Gövdesinin bazı kısımlarını beyazlıklar ekleyebiliriz bence.